İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Çok değerli konuklarımız var yine bugün. Spor yorumcusu Sayın Halil Savaş efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Spor yorumcusu Sayın Hüseyin Gürses efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsterseniz bir puan durumuna bakalım, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanlıurfa sporumuz tabii bizi üzmeye devam ediyor. Son kritik bir maça geldik. Evet şu anda 35, 36 ve 37. Hem Adana Spor için hem Tuzla için çok kritik. Ama Tuzla deplasmanda Sakarya Spor'u net 2-0'lık bir skorla yendi. Maalesef Şanlıurfa sporumuz 1-0 öndeyken de 1-1. Ve son dakikalarda kaçan Paşao'nun %100'lük golü açtı, 1-1 bitti. Şu anda işimiz biraz bizden çok rakiplere kaldı. Bandırma Spor deplasmanda Adana Spor'la oynayacak. Çok önemli maç playoff'la ilgili. Gençler Birliği de Tuzla'dan oynayacak. Tuzla'nın sahasında oynayacak. Tabii Şanlıurfa Spor da içeride cumartesi günü Manisa'yla oynayacak. Manisa'nın çok bir şeyi yok ama bizim için çok kritik ve çok önemli maç. Neden böyle oldu? Bunun araştırmasını tabii yapacağız. Yine konuşacağız sevgili spor yorumcularımızdan. Ama gerçekten düşersek bu işin sonu çok ağır olacak. Bu yönetim bu hesabı nasıl verecek? Başkan bu hesabı nasıl verecek? Şanlıurfa 2,5 milyon nüfuslu bir şehir. Eğer düşersek, geçen hafta da konuştuk, hepimiz düşüyoruz. Hem esnafından, hem spor zirvesinden, hem takımından herkes düşüyor. Oysa ki bu sene futbol sezonuydu. Oysa ki ikinci lige çıkan, üçüncü lige çıkan takımlarımız vardı. Bal lige çıkan takımlarımız vardı. Halen de şu anda tabii ki var. Ama Şanlıurfa Spor eğer düşerse gerçekten bizi çok derinden üzecektir. Moralimizi sıfır edecektir. Ama yine ümidimiz, umudumuzu biz kaybetmiyoruz. Kaybetmiyoruz. Çünkü biz içeride yine Manisa'yı yenmemiz lazım ve rakiplerimizin de puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Başka da bir çaremiz tabii ki yok. Son haftaya geldik. Çok önemli maç. Hemen sevgili Sayın Gürses'e dönelim. Urfa Spor gerçekten çok kritik bir viraja geldi. Hemen maçı izledi. Çorum maçını izledi. Bakalım Sayın Gürses neler söyleyecek. Buyurun Sayın Gürses. Eyvallah, teşekkür ederim. Tabii ben de sizler gibi üzüntülüyüm. Her Urfa sporlu gibi içimiz acıyor, kalbimiz acıyor ama hayat devam ediyor neticede. Urfa sporumuz Çorum'dan ben hafta içinde zaten buradaki programda da söylemiştik. Çorum'da eksikler vardı. Bayağı bir ciddi eksikler vardı. Çünkü 11'in nereden baksanız 7 tane futbolcusu yoktu. 3'ü sarı kart cezalısı. 4 sakat verdiler ve bu maça denk gelmesi bizi bir anda sevindirdi. Çünkü adamların hamle gücünün olmayacağını burada belirtmiştik. Nitekim de öyle oldu. Hamle Süleyman Luş ilk defa oynadı. Bizim eski futbolcumuz. Evet. Orada oynuyor. Erkan Kaş'ın yedeği sol bek. Süleyman oyuna hoca aldı ve ön çizgide Süleyman'la gol aradı. Düşünün ki o kadar. Eren Aydın, Suat Kaya hiç maçı yok.
oynayan stoper, bize golü atan stoper zaten 9 maçı var. İkinci yarı aldılar. Onu da zaten direkt oynayan stoperler yoktu. Öyle diyelim. Bir Erkan Kaş'ta iyi geldiler. Semih'in kanadından özellikle. Ama gol bölgelerinde bir türlü istenilen oyunu oynayamadı. Biz de oynayamadık. Şimdi biz iyi başlamış olabiliriz ama bu takımın idman yapmadığını, özellikle Cihat Hoca döneminden sonra ben burada söylüyorum. Takım iyi idman yapmıyor. Urfaspor iyi çalışmıyor. Hep burada söylüyorum ama sanki biz Urfaspor'un düşmanıymışız gibi insanlar algılıyor. Oradaki insanlar. Ama öyle değil. Biz de izliyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Ama biz Urfaspor dün 1-1 kalınca, Tuzla'da golü atınca ben oturacak yer bulamadım. Koca evin içinde ayakta geziyordum. Bunu kimse bilmez. Allah görüyor neler çektiğimizi hepimizin. Çünkü Urfaspor sevgisi çok farklı bir aşk. O aşk bizi bu ekranlara taşıdı zaten. Yoksa bu işi sevmeyen oturup burada konuşmaz, şey yapmaz. Çünkü Urfa'da herkes herkesi tanıyor. Öyle reklama kimsenin ihtiyacı yok, biliyorsunuz. Yok, yok. Sizi de tanıyorlar. Yoruma da bile gerek tanıyorlar. Bizi de tanıyorlar. Zaten ona gerek yok. Ama her şey Urfaspor için. Ama görüyorsunuz bir Hatay kalecisi çıkıyor. İşte kaşar peynir ekmek yiyoruz diyor 3 aydır. Erce'yi dinlediniz. Hepiniz basında Erce kardeşler. İşte Volkan hocanın istifası. Bugün Çorum'un sahası yok. Para almıyor. Sadece ekmek ve Hatay. Kaşar. Hatay. Evet. Hatay Spor. Hatay. Volkan hoca da bıraktı biliyorsunuz. Şimdi Erce çıktı. Dün basın açıklaması yaptı. Volkan bıraktı. Şimdi bizim topçular tamam haklı. İçeride paraları var. 3 birim. Tamam eyvallah, bakın daha kötüsü var. Bu Erzurum'u örnek veriyoruz. Daha nice takımlar var. Ama ne hikmetse burada bu krizi yönetim yönetemedi. Bu krizden hoca çıkamadı. Bir türlü hoca futbolu... Yani böyle bir sürü takım var yani sonuçta. Bu futbolun içinde bu olan şeyler. Siz de oynadınız. Paranızın geç aldığınız günler çok oldu. Olmuştur. Priminizin 4 tane içeride biriktiği günler olmuştur. 8 maç maç başını sezon sonuna atmışlar. Burada prim için bir mukavele yapılmış. %50 işte bugün ödenmezse %50 üstüne gelecek diye. Hani bunlar yönetimsel hatalar aslında. Ama olsun, para da olmayınca böyle bir yola girmişler. Yine de düşünmüşler. Allah razı olsun. Ama yönetim yalnız bırakılmıştır. 3 kişi orada var. Haçın Başkan beraberinde 2-3 kişi var. Onun dışında kimse yok. Urfaspor'dan kötü durumda olan, hani Urfaspor kötü diyoruz ama 135-140 milyon kişi başı alacak var. Diğerlerini sezon sonuna atmışlar. Yani Urfaspor'un borcu yok diyordu ama normal bir 60 trilyon bir para gerekiyor sezon sonunda. Urfaspor. Şimdi benim maç başım birikmiş. Mukavelemde ne yazıyor? Maç işte sezon sonu alınacak. Benim maç başım burada birikmiş. Ben sezon sonunda ben bunu alacağım. Burada da bir 60-70 trilyona yine bir ihtiyaç var. Gelen paraya baktığımız zaman 300-350 trilyon para girişi olmuş Urfaspor'a. Tabii duyduğumuz şeyler bunlar. Net bir bilgi değil. Her duyduğumuza da inanmak lazım. Yani 300 trilyonluk bir kasamıza para gelmiş. Ama Urfaspor bizi üzdü. 1-0 olunca havalara uçtuk. Hele gol de 89'da 88'de gelince tam bizi üzdü. Bu bizi kahretti tabii ki. Bunun için ben çok üzgünüm. Ama önümüzde tabii o maçları konuşacağız ama netice itibariyle artık ipler elimizde değil. Manisa yenip Tuzla ve Adana'nın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz Manisa'yı yener, Tuzla, Adana'ya galip gelirse yine sıralama değişmiyor. Biz düşüyoruz bu şekilde. Yani Urfalılar, tüm taraftarlar, medyada hepimiz matematik profesörü olduk. Yaklaşık bir buçuk aydır hepimiz hesap kitap yapıyoruz. Son haftaya bu iş gelmeyecekti. Maalesef getirdik. Çorum 7 eksik de oynuyor. Biz yine maç alamıyoruz. Kenar yönetimi oyuncu değişikliğini işte birer birer yapınca 3 oyuncu değişebildi. 2-2 yapmış olsa, Barış'tan faydalanırsa duran top, 10-15 tane duran top kazandık. Kullanan adamımız sadece Barış Ekinciyer. Barış Ekinciyer'i hoca düşünmüyor. Ne hikmetse hocalarda. İşte hoca bindiği dalı kesmezmiş. Ben buna katılmıyorum. Hocalar bindiği dalı iyi keser. Ben bu lafa ben katılmıyorum. Çünkü hoca
Hoca tripli futbolcu işte. O futbolcu hoca iyi yaklaşmadığı zaman hoca oynatmıyor biliyor. Profesyonel liglerde bunu görüyoruz. Urfa'da Cihat Hoca da öyle. Cihat Hoca geçen hafta mesela türbin. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum Hüseyin'im. Ben araya kusura bakma. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Belki senin görüşün öyle ama ben sana bu konuda katılmıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü her zaman söylenir futbolcu diye. Şimdi bizim de daha önce hocalarımız oldu. Başka hocaları da gördüm. Aynı böyle tripli de olan futbolcuyu da veya sorunlu sıkıntılı olan futbolcuyu da eğer o takıma fayda veriyorsa, oynuyorsa vallahi oynatıyorlardı genelde. Evet. Genelde tüm hocalar o futbolcuyu oynatıyordu. Çünkü menfaati icabı onun 3 puan alması, takımın galibiyeti onlara yansıyacak. Sonuç itibariyle yani. Öyle. Ondan dolayı ama yani. Ama bizim hocamızın... Çünkü bizde sözünü kestim. Evet. Şey vardı, Mevlüt. Evet. Şanlıurfa Spor'da yok muydu? Evet. Sıkıntılı değil miydi? Evet. Sıkıntılıydı ama adam çıktı mı oynuyordu top. Her gelen illa oynatıyordu sonuçta. Behlül'den bahsediyorum. Behlül pardon. Behlül, evet. Pardon Behlül'den bahsediyorum. Sıkıntılı mıydı? Doğru sıkıntılıydı ama oynuyordu yani. Futbol oynuyordu yani. Ya şimdi bizim hocada şöyle bir şey var. Geçen hafta işte hoca sürekli işte hep Urfa taraftarını basının önüne attı. Ulusal basının önüne. Geçen hafta yani. Gol türbinde hocanın olduğu kısma bakın. Hocanın olduğu kısma seyirci alınmadı ya. Ya bu kadar da olmaz ki kardeşim ya. Bir hoca böyle Urfa Spor'dan, Urfa halkından, bu camiadan üstün olamaz. Hiç kimse Urfa Spor'dan üstün değil. Hayır canım öyle olmuyor. Hiç kimse. Oraya seyirci alınmasın dediğinde oraya seyirci alınmadı ya. Bir taraftar oradan bağırmış olabilir. İsmail İşhat Hüseyin'i koy. Tabii değil Hüseyin ya. Çıksın hocam 4-4-2'ye dön veya 3-5-2'ye 5-4-1 4-1'e. Bunu sen kulağını kapatacaksın canım. Canım benim. Galatasaray olmaz abi. Galatasaray Sivas maçında Bülent Uygun Hoca'ya neler söylendi kenardan. Bu haftaya gidelim yani. Neler söyledi? İşsiz yani. Arda'ya da çok şeyler söylendi. Yani Arda'ya da söylendi. Sıkıldı. Fatih Terim'ine de, İsmail Kartal'ına da, Ali Şen'e de, Ali Koç'a da. Herkese bu yapılıyor. İşte bu tribün boşaldı. Arkaya seyirci alınmadı kardeşim ya. Bu beni çok üzüyor. Hani arkaya seyirci almamak ne demek oluyor? İşte burada konuşuyorlarmış. Sen işine bak kardeşim. Konuşan konuşsun. Seni ne ilgileniyor? Biz buralara takıldık aslında. Evet. Takım olamıyoruz. Buraya fazla artık takılmayalım. Evet. Çünkü takımla ilgili konuşalım. Çünkü önemli şu anda sıkıntı Sayın Savaş Urfa Spor'la ilgili. Gerçekten şu anda sıkıntılı durumdayız. Para buldular mı bulmadılar mı? O sıkıntılar da şu anda yaşanıyor. Demin paradan da zaten biraz bahsettik ama tam aşmadık onu. Bunlar önemli. Bu hafta çok önemli. Hem bilmiyorum Şanlıurfa Spor bu hafta maddi olarak da ödeme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani rakibimizi yenmemiz lazım bir ilk önce yani. Evet. Tabii buyurun. Şimdi gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Evet. Bugün kim bizi görüyorsa Urfa Spor'la ilgili aynen. Dertleşiyorlar, paylaşıyorlar. Bizi gerçekten çok üzdü. Tabii bu aşamaya gelinceye kadar yani baktığımız zaman Urfa Spor yani bugün Cihat Hoca geldikten sonra 16 puan toplamış Tuzla evet. maçından itibaren. Ben Cihat Hoca'yı başarılı buluyorum. Burada bizim en büyük problemimizin ben 10 hafta önceden bizi maddi olarak sıkıntı yaşarsa bu takım düşer dedim. Evet ben onu söylemiştiniz daha evet, önce. Maddiyetle biz düşeriz. Onun dışında bu takım düşmez dedim. Maalesef yani son haftalara gelindiği zaman yani bu maddi sıkıntıyı yönetimin Başkan Haçmizoğlu'nun aşmaması takımı bu hale getirdi. Şimdi düşünün tamam Hüseyin hocam siz de daha önceden de futbol oynadı anlatıyor işte bedava da parası da oynuyorlar falan. İçeride bu zamanda, kusura bakmayın herkes parasına bakar. Evet. Yani hele hele bir kritik durumdaki bir takımın da maddi olarak yönetimin aşması gerekiyor. Valla Sayın Savaş şu anda amatör takımda Hüseyin de yakından takip ediyor onları. Amatör takımda parasını almadın mı oynamıyor amatör takım. Yüzüne yansıyor değil mi Alaca olduğu yansıyor, zaman? Yansıyor. Oynamıyor. Şimdi, açıkça çıkmıyor diyor. Antrenmana çıkmıyorum şimdi diyor. Şimdi böylesi bir süreçteyiz. Evet. Yani her şey para bu zaman. Para olmuş bugün yani. İşte Hayri Baba da dünkü programında Urfa Spor'u analiz ettiği zaman gerçekten yani sporcuların böylesi bir basın açıklaması yapması geçen hafta Cihat Hoca'nın
işte yalnız kaldık, destek göremiyoruz. Bu bana göre haklı. Kesinlikle. Cihat Hoca'yı ben haklı buluyorum. Cihat Hoca çok büyük bir özveriyle bu takıma ciddi bir ivme kazandırdı ve iyi puanlar da aldı. Ama maalesef yönetim, Sayın Başkanımız bu konuda gerekli ihtiyaçlarını göremedi. Burada bu hale gelmesindeki en büyük sebeplerden biri de yönetimden kaynaklanıyor. Maddi sıkıntıyı Çorum maçından öncesine kadar halen çözmemişlerdi. Yani düşünün. Pazartesi söylenmiş bence. Yani tam net olarak bilgim şimdi, sayın bilgi hocam, değil ama. Sayın hocam, şimdi sen böylesi bir maça çıkmadan önce, hatta 5-6 gün önceden sen bunların primlerini dağıtmadığın takdirde, öyle mi? Evet. Yani bu maça çok ciddi bir şekilde, moralli bir şekilde çıkmalarını sağlayamadın mı, bu takımın sonu bu olur. Ama yine de gerçekten takımımız bu futbolcularla, bu takımla bana göre çok büyük mücadele verdiler. İyi de top oynadılar ama işte bir gaflet, 4 kişinin arasından top geçiyor. Şanssız bir golüydü. Yani vallahi bu da bizi çok üzüyor. Bana göre Urfaspor'un en büyük problemi maddi sıkıntı. Bu maddi sıkıntıyı maalesef Haçın Başkanımız son haftalarda aşamadı. Gerekli ihtiyaçlarını göremedi ve takım şimdi işte neye kaldı? Rakiplerimizin puan kaybetmesi. Yani kusura bakmayın, takımı bu hale getiren, bu seviyeye getiren yönetimin bana göre suçlu buluyorum. Ve bu konuda hem az önce Hüseyin Bey'in de dediği gibi, yani 2-3 kişiyle yönetiyor. Böyle bir takım yönetilmez. Eğer yöneticiler gerekli çalışmaları, gerekli destekleri vermiyorsa, tek başına bir takımı yönetmen çok zor. O yüzden madem böyle bir pozisyon vardı, tek başına yöneteceksen veyahut da yönetimden destek alamıyorsan, toplu bir şekilde bundan 5-6 hafta önce giderdiniz, toplu istifa ederdiniz ve Sayın Valimize anahtarı teslim ederdiniz. Dersin ki biz işin üstesinden gelemiyoruz. Maddi olarak biz bunları karşılayamıyoruz. Evet. O yüzden o zaman da Urfa halkı, Urfa belediye başkanımız, Sayın Valimiz buna bir çözüm bulurdu. Ama evet, Haçın Başkanımız daima diyordu ki bu takım düşmeyecek, bu takım düşmeyecek. Yani ama inşallah büyük, düşmez yani. Çok büyük ümitlerle bize hep sözü verdi. Ama bugün geldiğimiz nokta, kusura bakmayın, sıkıntılı. Yani bugün puan cetvelindeki yer gerçekten bizi çok üzüyor. Evet. Burada herkes şapkasını önüne indirsin. Nerede hata yaptık ve ümidimiz neye kaldı? Rakiplere kaldı. Maalesef. Her şeye rağmen tabii bu maçı almamız lazım. En korktuğumuz işe geldik. Yani şimdi maalesef kendi göbeğini kesemiyorsun abi. Yani çok zor oldu. Yani Manisa maçını alacaksın. Ondan sonra rakipleri bekleyeceksin. Her şeye rağmen bu maçı almak lazım. Peki bir hesap yapalım Hüseyin. Evet. 36 Adana Spor. Yani 37 evet, Tuzla. Evet. Onlar şimdi, yani bunları şimdi puan kaybetmesi lazım. Bandırma yenmediği takdirde. Bandırma Adana'da, Gençler Birliği Tuzla'da. Tamam. Değil mi? Evet. Evet. Onların şansı nedir? Mesela bunların burada işte playoff oynuyorlar adamlar. İki takım da 50'şer puanı var. İki takım da girebiliyor mu? İşte bir takım giremiyor. İkisinden biri alınacak playoff'a. Ya Gençler Birliği ya Bandırma, ya Bandırma Spor. İkisinin de 50'şer puanı var. 50 puanı var. İkisinin de yenmesi lazım. İkisine de galibiyet gerekiyor. İkisi de yendiği zaman durum? İkisi de yendiği zaman bu zaman ikili üçlü avaraja bakacaklar. Aralarındaki avaraja bakacaklar. Avaraja bakacaklar. Yani sevgili spor severler bilmiyor işte, bunu ilgilendirelim yani. Onlar ikili üçlü avaraja bakılacak ama bunun ziyadesinde bizi ilgilendiren burada bir beraberlik çıkarsa 38 yapar Tuzla. Geçe bile berabere kalsa bile 38 yapar. İkili üçlü avarajda biz sıkıntı yok. Biz galip geldiğimizde biz de 38 yapıyoruz. Bizim avarajımız biz daha iyi. Evet. Değil mi? Genel avarajımız da iyi. Genel avaraj da. Genelde de geçiyoruz. Adana Bandırma'yla berabere kalırsa yine 37 yapıyor. Biz yine
38 yapsak tabii biz yine, lazım. Bizim galip gelmemiz gerekiyor. Onların berabere kalması gerekiyor. Ali Hocam'ın dediği gibi de yani artık ipler elimizde değil. Biz galip geleceğiz. Bir kulağımız bir gözümüz de türbinde bu iki maçı takip eder. Niye buraya gelsin ki diyor işte. Niye madem diyor siz yalnız yönetecektiniz evet. bu takımı. Evet. İstifalar olabilir. Geçmiş yönetimden size yönetim geçmiş olabilir. Listeye bakıyorum. Bugün bir taraftarımız paylaşmış. 22 kişi. Proje geliştirme maşallah var, Ar-Ge var, tesis sorumlusu var, mali işler sorumlusu iki tane var, bilmem neler. Böyle baktığın zaman şablonda imrenirsin. Ne güzel bir Urfa Spor yönetimi var dersiniz. Ama burada sadece Haşim İzol ve beraberinde 2-3 kişinin ilgilendiğini, madalyonun arka tarafında bunu görünce tabii bu bizi zorluyor, bizi zorumuza gidiyor. İyi Urfa Sporların. Bu ne yapacaksınız? Burası istifa mı etti? Gelmiyor mu alttaki kısımlar? Tamam okey gelmeyebilir. A kişisini kuvvetlendirmek için yönetimi belediyeye giderim, valiliğe giderim, garnizon komutanının yanına giderim, şehrin mülki idaresine gidip amirler. Böyle böyle bir şeyler var. Biz 3 kişi burayı yönetiyoruz. Lütfen bize destek olun, yanımıza yönetici verin. O 6-7 tane ikinci başkan var. Bu ne ego kardeşim Urfa'da? Her yıl ikinci başkan 3 tane 5 tane bu ne ya? İkinci başkan. Ben oluyorum, siz başkan oluyorsunuz. Halil abiyle samimisiniz bizimle. Evet. Hüseyin'i ikinci başkan etmesem kızar. Halil abiye ettim. Hüseyin kızmaz ya. Ben de futbol şubesi. Kaç tane başkan olacak? Halil abi oluyorsa ikinci başkan Halil abi olsun. Ya as başkan da var. As başkan var. İkinci başkandan bahsediyorum. 6-7 tane ikinci başkan var. Ya bu 7'nizi beraberinde ben bir maçta türbinde görmedim arkadaş. Doğru. Yan yana. Görmedim. As başkan bir maç var, ikinci maç yok. 7-8 tane ikinci başkan var. Gelin abicim, tamam kaynak bulamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Kaynak olduğu zaman güllük gülistanlık yer yok arkadaş orada. Bizim evet. basın arkadaşlar bazen basın türbinine yer bulamazdı, oraya giderlerdi. Yer yok, yer arardı bu insanlar. Şimdi de yoksunuz, tamam kaynak bulamıyorsunuz. Bir şey yok ama kendi egonuzdan da maşallah ödün verdiğiniz yok. Kusura bakmayın, Urfa Spor halkın takımı. Tabii canım. Bu memleketin takımı Halil abinin ne kadar takımıysa benim de o kadar aynen, takımım. İsmail Buz'un ne kadar takımı ise benim de o kadar. Haşim İzol'un veyahut beraberindeki orada bulunan yönetimin ne kadar takımı ise benim de takımım Urfa Spor. Benim içim acıyor, kalbim acıyor. Ben yani ben gözyaşlarımı pazar günü tutamadım dersen buna inanın. Ya tabii. İçime aktı yani. Sayın Savaş, bizi evet. üzen bir olay da taraftarlarımıza saldırı da oldu. Evet. Belki bilginiz de vardır. Ya tabii. Hem taşlı hem saldırılar da vardı bizim taraftarlarımıza. Yani tabii Çorum'un. Futbolda istenmeyen olaylar. Gerçekten fedakar taraftarlarımız gece vakti yola evet, çıktı. Evet. Çorum'a gitti. Zorlu bir Allah deplasman. Razı olsun yani ve bir de orada dayak yiyerek gelmişler. Bunlar aslında önce otobüsün camları mamları da kırılmış. İki ilin bu soğukta. İki ilin hepsine mal etmemek lazım ama bugün biz misafir takımız değil mi? Evet. Yani bir misafir takıma bu şekilde davranmak, bak bizim Urfa'mıza... Bir de ne yaşamışız sizinle? Bak şimdi düşünebilir misin? Bütün taraftarlar derneğimiz Urfa'ya gelen bütün takımların taraftarlarını ben biliyorum karşılıyorlar. Tabii. Ağırlıyorlar. Yemek yiyorlar. İsmail de, Kerim de, Ali de. Şimdi böyle üçü de ağırlıyor. Böyle bir taraftar grubumuz var. Maalesef biz deplasmanda burnumuz kırılıyor, camlarımız taşlanıyor. Evet. Yani biz sosyal medyada paylaşmışlar. Savaşa mı gidiyoruz? Yani orada çıkmışlar Urfa kimeye, Urfa kimeye. Birinci dakikada başladılar yani, buna. Kusura bakmayın ya. Hiç yani yakışmadı onlara. Burada, spor kardeşliktir. Evet. Birlik beraberliktir. Kültürdür, turizmdir. Yani bunu bu şekilde yansıtmaları yani iki ilin işte düşünün Diyarbakır'la Bursa yani değil mi? Yıllar evet. önce yaşamış oldukları. Şimdi iki il birbirine hem ekonomi yönüne hem ticari yönüne hem turizm yönüne nedir? Düşman olmuşlar. Evet. Biz bunu bu şekilde yaparsak gerçekten doğru değil. Ben kınıyorum. Çorum futbol takımını gerçekten kaliteli yani geçen yıl bizle beraber şampiyon oldu. Şu an güzel bir rekabet. Playoff'talar. Gerçekten güzel. Tebrik ediyoruz. Yani böyle iyi bir takım kurdular. İyi bir takım kurdular ama çıkıp orada taraftarlarımıza yapmış var. Oldukları eylem gerçekten bizi çok üzüyor. Ben buradan gerçekten kınıyorum. Böyle şeylerin olmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Evet. Ama
taraftarlarımıza ben özellikle gittikleri için teşekkür ediyorum. Hatta bir ara otobüs bulamadılar, gitmeyeceklerdi, paylaştılar. Son dakikada sonra gittiler. Ve Urfa sporumuzu da orada çok iyi bir şekilde, hatta yani çok da iyi sesleri de çıkıyordu. Evet. Yanlarında durdular. Maalesef yani bana böyle bir şey söyleyeyim Sayın Buz. Yani biz bu kanaldan yani Urfa Spor'a ve özellikle de Haç'ın başkanı biz burada çok destek olduk. Evet. Yani her evet, sıkıntılarında kesinlikle dedik ki işte Haç'ın başkanına destek olacağız, bu evet, takıma destek olacağız. Ama ben bugün Haç'ın başkanı ve yönetimini eleştiriyorum. Evet. Hiçbir şekilde bugün son haftaya gelinceye kadar puan cetvelinde bu pozisyonda olmamalıydı bu takım. Evet. Bunun sebebi kesinlikle gerek ara transferdeki, ya ben burada da söyledim, İkinci yarı Altay maçından itibaren bu takım hata yaptı. Bu yönetim hata yaptı. Yani ikinci yarıya çok iyi girmemiz gerektiğini, hatta Haç'ın başkanı da burada beraber evet, davet ettiğimiz zaman evet, yani kampa yapacağım transferleri bir an önce yap ve kampa gitsinler. İkinci evet, yarı puan evet, kaybetmeye tahammülümüz yok. Çünkü yani 16 puan toplamıştık. Yani devreye girdiğimiz yani zaman. Yani çok düşüktük, çok kötü durumdaydık. O yüzden ikinci yarı çok iyi bir şekilde, iyi bir kadroyla başlamamız gerekir. Maalesef yani Haç'ın başkan ikinci yarıya transferlerdeki aksamalar, gecikmeler, oradaki puan kaybetmelerimiz bizi bu seviyeye getirdi. Ya bir Altay, ya düşen bir takıma gidiyoruz. İkinci yarı orada 1-0 mağlup oluyoruz. Evet. Ben bunu kabul edemiyorum yani. Sen evet, ikinci yarı aynen, transferlerini çok iyi bir şekilde yapman lazım. Bu kadar gecikme, bu kadar bana göre Haç'ın başkan gerçekten tamam tek kaldı, destek olduk ama son süreçte, son zamanlarda takımı maalesef maddi sıkıntıyı aşamaması, hep böyle belediyeden, işte kamudan beklemesi de doğru değildi. İşte 22 tane yönetim var. Her biri bu süreçte 300.000 lira vermiş olsalardı, iyi bir aktif yönetimi kastediyorum. Evet. Ne olurdu? Burada 3,5 milyonluk bir rakam toplanırdı. Evet. Maalesef biz bu konuda ne yönetim var, ne başkan yönetimle uyumlu. İşte tek başına yönetirsen ise bu şekilde olur. Bana göre burada yine söylüyorum, madem tek başına yönetiyorsun, yöneticilerden sana faydası yoksa, ben önceden toplu olarak yönetimle evet, beraber istifa ederdim. Ve kesinlikle istifa ederdim. Ben bu duruma düşmezdim. %100 katılıyorum. Ben kesinlikle. Olmayacaksa, evet, destek almayacaksa bırak abiciğim. İki mesajlar yani okuyalım. Evet. Ben eski Urfalıyım. Aynen şunu konuşalım. Selamlar. Keki Emin. Evet, Emin Aybar. Emin Aybar, Urfa Spor'un düşmesini istemiyoruz. Urfa Spor kazansın. İyi yayınlar dilerim demiş. Yazık yazık, çok yazık bu şehre, bu memlekete. Çok yazık. Selamlar. Biz de Keki Emin'e buradan sevgi ve saygılarımızı, selam olsun, selamlarımızı buradan gönderiyoruz kendisine. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuklara selam olsun. Allah aşkına nerede vekiller, belediye başkanları, iş adamları, cumartesi günü hepsini maça bekliyoruz. Bu takım düşmez, düşmeyecek. Allah'ın izniyle. İsmail Milli kardeşimiz demiş. Selamlar İsmail Milli kardeşimize. İsmail hocam hayırlı yayınlar dilerim. Selamlar, kolay gelsin. 14 vekilimiz burada olsaydı, yanımızda olsaydı başka işler olurdu demiş. Nerede vekiller acaba demiş. Mahmut kardeşimiz, Urfa 63'ün hocası. Mahmut, Alçıcı Mahmut öyle diyelim. Sevgiler, saygılar Mahmut kardeşimize. Evet, iyi yayınlar İsmail abi. Şimdi ligde kalma zamanı. Daha gör ses, hep beraber kaldıralım başımız. Öldürmeyen acı her zaman güçlüdür. İyi ki bu takımın taraftarıyım. İnşallah düşmeyiz demiş. Şahin kardeşimiz, Fayansı Şahin. Selamlar gönderiyoruz. Erkan Baytar kardeşimiz de bir mesaj gönderdi. Hayırlı programlar hocam. Sezonun özeti, ligde kalırız Allah'ın izniyle. Umudum
Bandırma Spor, Adana Spor'u yenecek. A planı olarak da B planı da Tuzla Spor Gençlerbirliği maçının galibi deplasman takımı olacak. Bizim yapacağımız Şanlıurfa Spor Adana Manisa maçını kazanmak. Emin olun Adana mağlup olsa bize bir puan bile yeter. Lakin işi sağlamlaştırmak adına kazanmak zorundayız. %70 kalırız diye düşünüyorum demiş Erkan Baytar Ankara'dan. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Evet, İzmir'den Halil Küçük Çanakçı abim de demiş ki yayınlar diliyorum. Şanlıurfa Spor'un bu duruma düşürenler utansın. Son maç bırakıldı. İnşallah sürpriz olur. Ligde kalırız. Selamlar demiş. Fotoğrafını da çekmiş atmış. İzmir'e Halil abiye sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Evet, iyi akşamlar İsmail abi, konuklara selam olsun. Dün Çorum'da büyük bir saldırıya uğradık, maruz kaldık, otobüsün camları kırıldı. Sizi üzen hiçbir yöneticimizin olmaması, bizi aramadı bile çok üzüldük. İnşallah kim ne derse desin ligde kalacağız. Ben buna inanıyorum ve iddia ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş Hasan abi Suruç'tan. Büyük bir saldırıya Hasan, evet. Hasan Demir de Suruç'a gitmiş, saldırıya uğrayanlardan biri, o da diyor maça gittik. Çok çileler çektik. Ona da sevgi saygılarımızı sunuyorum buradan. Evet, böyle Erkan, böyle evet. Mesajlar var. Şimdi hem dolu dolu. Erkan'la ilgili evet. Hemen bir şey söyleyeyim. Erkan da bizim programımıza gelen baydaş. Katıldı evet. Bize evet, ara ara katıldı. Ankara'da. Ara ara katıldı. Yani, evet, yani burada her şeye rağmen bizim bu maça, Manisa maçının dediğine katılıyorum yani. Katılıyorum. Çıkıp kesinlikle almamız lazım. Yani son şart bir, son bir şansımızı burada. Yani çok güçlü, moral motivasyonu yüksek bir futbolcularımızı, takımı, seyircilerimizi ve buradaki son maça sayın belediye başkanlarımızın, yani sayın mülki amirlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve o tribünü mümkün olduğu kadar doldurarak da bu Manisa maçına çıkıp 3 puanımızı alalım. Yani bir defa bunu yapalım. Çünkü evet. Bandırma gerçekten çok iyi bir takım. Biz burada da onu gördük. Bandırma Adana'yı yenebilecek güçte ama güçte, evet. Ya öyle bir şey ki futbol hiç belli etmiyor. Yani dün Tuz'da yani müthiş bir top oynadı. Yani çok azimli, güçlü, hırslı böyle evet. Bu şekilde çıktılar ve yani Sakarya'nın üçüncülüğünü böyle ne yaptılar? İşte son haftaya taşıdılar. Evet. O yüzden bana göre Bandırma Adana maçı bize büyük bir ihtimalle yani kurtulmamıza vesile olabilir. Biz her ihtimale, her şeye rağmen çıkıp Manisa'yı yenmemiz lazım ve evet. Güçlü bir taraftarla moral motivasyonumuzu yüksek tutarak da biz görevimizi yapalım, diğeri de takdir edelim. Valla Hüseyin, evet. Yani sanki bende de böyle bir his var ya, sanki Adana düşecek gibi bir Adana, his böyle böyle bilmiyorum, sanki içimde böyle bir his var. Adana'nın kadro derinliğinden geliyor. Şimdi Tuzla'nın kadrosu çok iyi, yabancıları özellikle çok iyi. Sakarya'yı mahvetti ya. Devre arası iyi adamlar aldılar. Ya son dakikalarda yani, 4 kişi birden abi, çıktılar değil mi? İkinci yani, golü bile aradılar Sakarya, evet. 30 bin seyircinin önünde. Evet. İkinci golü bulmak için gittiler yani. Şimdi baktığımız zaman Urfa Spor'da şimdi spor zirvesi bazen bizim işte teknik konuştuğumuz zaman bazı insanlar böyle işte onu oynat bunu oynat dediğimiz zaman böyle biraz şey yapıyorlar da bakınız Adem Eren'le başlamadı hoca. Demek ki aklı yolu bilmiş. Çorum maçında mı? Tabii. Lander'le başladı. Bakın, Lander oynadı. Bakın 3 haftadır Tolga Ünlü süre almıyor. Demek ki ama, aklı yolu bilmiş. Ama penaltı yaptıran da Lander'di. Evet, olabilir. Ama Lander bu takımda oynayabilecek bir futbolcu. Penaltı yaptırılabilir bu futbolcu. Olabilir. Futbol içinde var şey bunlar yani. Ama evet. Doğru bir tane demek evet. istediğim bu. Evet. Biz burada işte Adem Eren'in yerine işte Lander'i bir deneyelim. 2-3 haftadır Adem'le yani oynuyorsun. Lander'in en baştan oynaması lazım. Yani Adem'le oynuyorsun, olmuyor bir şeyler. O zaman oraya bir leşler at. O Tolga Ünlü'yü ikinci yarı oyuna alma huyundan bir vazgeç dedik hocaya. Vazgeçti sağ olsun 2 haftadır. Süre bile almıyor. Tamam. Bizim futbolcumuz bizim değerimiz. Şu an bunu konuşmaya gerek yok ama spor zirvesinin ne kadar doğru hamleler yaptığını burada ben açıklamak istiyorum. Halil hocamın lafına gelince işte ikinci yarı Urfa Spor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sporcu aldı Urfa Spor. Doğru. Lander, Yusuf Emre, Tolga Ünlü, Payşao, Alperen, Muhammed Kibrit, Ümit Kurt, Haris, Aldair, Begiş, Şamal, İshak, Bilal Selamet.
Şaman'ı zaten görmedik, hiç bir zaman futbolcumuz olmadı, gelir gelmez sakattı zaten. Burada performans aldığımız kalecimiz, Paşo'muz, bir de İshak'ımız. Üç tane. Dördüncü ismi söyleyemezsiniz. Bilal Selamet diye birini almış. İşte Kasımpaşa'nın şeyinden, U19 takımından. Genç. Evet. Şimdi bakıyorsun, Yusuf Baturay diye bir kardeşimiz var, genç. 18'i alıyorlar. Ya masraf olmasın diye götürmüyoruz deplasmana. Ben bunu anlıyorum. Çünkü adam Urfa'da geziyor, ismi listede çıkıyor mesela. Bu da yanlış. Bu yanlış. Yanlış, evet. Hani Yusuf'un da kadroda olması lazım. Genç sonuçta yani. Yanlışımız şu. Madem bu çocuğa biz profesyonelliği öğretiyorsak. Götüreceksin. Götüreceksin. Otobüse binmeyi de öğrenecek. Abisine bakacak. Ne yapıyor? Tabii aynı. Paşa'yı izleyecek. Burada katılıyorum kadar. Sana. Değil mi? Katılıyorum. Otelin lobisinde nasıl hareket edilir? Ancak böyle bir genç alışabilir yani. Böyle pişecek bu çocuk. Evet, aynı. Sen Bilal'ı götürüyorsun. O da 18 yaşında. Bilal Selamet'i, oradan kiraladığın adamı. Seneye sende yok ama bu çocuk seneye de sende. Evet, örnek veriyorum, senin öz değerin. Hani şu an bunu konuşacak zaman belki değil. Belki ama. Diyecekler Hüseyin ne anlatıyor ama ya biz nereyi doğru yapıyoruz? Yani ara transferi çok yanlış yapmış. Tabii. Doğru mu? Ara transferi çok yanlış. Evet. Zaten başta da yanlıştık. Arada da yanlış yaptık. İkinci arı için söylenen söz. Endişeye mahal yok. İşte dedi ya, biz başkanı full destekledik. Biz yine destekliyoruz. Endişeye mal yok. Ben ikinci arı düzelteceğim her şeyi. Biz evet, ne dedik? Evet. İkinci arıya kadar tam destek, full destek arkadaşlar. Aynen. Taraftarlarımıza seslendik burada. Takımlarda bank oynayan 5-6 isimi alacağım. Ne pahasına olursa olsun. Üst ligden bize denildi. Muhammed Kibrit'i Manisa'da aldım. Manisa'da süre almıyor. O zaman Muhammed Aslan Taş'ı niye gönderdin Kastamonu'ya? Aynı Muhammed. İsimler aynı. Tarz aynı. Stil aynı. O zaman Aslan Taş niye gitti kardeşim? Kalsaydı Aslan Taş ya daha ucuz oynuyordu. Aklın yolu bir. İkinci yarı. Yani. Beş tane Süper Lig'de. Yani, oyunu bitirecektin. Bak bunu biz de söyledik. Beş tane Süper Lig'de yedek kalan, oynamayan, forma bulamayan. Beş kişiyi al bu takımı. Bitti bu ya. Ligde playoff'a taşır. Kalır. Bitti. Yani kusura taşır. Bakmayın. Taşır. Yani burada 13 tane alacağını, 14 tane alacağını. Beş tane. Şimdi yani. Düşün ya. Alece Parşov İshak. Yani kusura bakmayın. İyi. 39 Paşao, kaleci, bize İshak. En faydalı olan sporcular. Ya 39 yaşında Paşao. Görüyorsunuz. Bak şimdi, affetmiyor. Bak bunun alternatifi. Bu hafta iyi oynadı. Biraz hocamı stilinde. Bak. Ya yedeği de yok. Yani, i̇yi oynadı bu hafta. Şükürler olsun. Bu maça kadar sakatlanmamış. Yani bize 8 gol attı. Evet, sakatlansa bittik ha hocam. Yani düşün ya, yani gel bittik yani. Bu ligde yedek santrafor yok. Santrafor olarak evet. Alternatifin yedeğin olması. Yok. Yani böyle bir bize hangi futbolcu gelmişti? Arda'yız mı? Arda'yız da sakatlandı. Arda'yız sakatlandı. Yine aynısını yaptık ama ikinci yarı, ilk yarı bunun ceremini çekmedik mi? Bunun acısını ilk yarıda çekmedik. O zaman niye Paşoğlu'nun yanına Muhammed Kibrit'i aldık? Kibrit'te de bir şey yok zaten. Boş. Oynamamış Manisa'da. Tamam o zaman Muhammed Aslan Taş'ı neden gönderdin? Göndermememiz lazım. En azından neden Sinit'i gönderip Tolga'yı getirdin yedek sağ bek olarak? Hangi akıl bunları söylüyor yani? Evet. Doğru değil bu. Bunlara üzülüyorum. Çok yanlışlar var yani. Bunlara üzülüyorum ben yani. Yaşımız acıyor. Ya şimdi transferlerin doğru olmadığını, yetersiz olduğunu gerçekten biz çok iyi biliyoruz. Evet. Ama her şeye rağmen biz sporcuları ve teknik ekibi burada karamsarlığa düşürmemek için, sporcuları küstürmemek için hep destek. Ya bu hafta tabii önemli maç yani şu anda. Biz şimdi bir sürü hatalar yapılmış. Yani hocam. Yani sezon başındaki yanlış transferler ve bugünkü devre arasındaki yanlış transferler Urfaspor'un son haftada işte buyurun. Bu pozisyonda ya inan ciğerimiz yanıyor. Ya geçen hafta gittim ağladım ya hocam. Ya Eyüp maçından sonra moralimiz çok bozuldu. Yani ya. Öyle bir hale geldik ki yani hayal kırıklığına. Hüseyin abiyle konuştum. Hüseyin Leblebici, o da Çorum'dan hareket etmişti. Beni aradı kendisi. O biliyor ben üzülüyorum. Ya Hüseyin dedi, ne yapıyorsun? Ya abi dedim, ne yapalım? Yöneticiler de vardı, hatta beraber geliyorlardı. Ya dedim ben bittim ya. Ben de pazar günüydü, işim de yoktu, bağ evindeydim. Oturdum maçı izledim, işte televizyonunu açtık ettik, bütün maçları takip ettik. Ondan sonra oturdum gittim orada bir ağacın altına oturdum. Annem diyor ne yapıyorsun, eşim diyor ne yapıyorsun, yahu sana ne diyor. Bu kadar üzülmenin sana, bir anlamı yahu işte insanın elinde değil ki kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Maç İçimiz günü, acıyor yani. Maç günü Şanlıurfa Sporu ne yapalım? Çocuğundan küçüğünden tut büyüğüne kadar herkes takip ediyordu. Ya şimdi bak herkes takip ediyordu yeminle. Sayın Buz. Ya öyle hocam ya düşün, tabii.
Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle bir Urfa Spor'a olan sevgi taraftar kitlesi var ki. Evet. Yani bunu bir yönetim, bir başkan, bir belediye başkanları, bir sayın valimiz, yani bunun bilincinde değiller. Büyük bir taraftarımız var. Büyük bir Urfa Spor'a sevgi seli var yani. Evet. Dikkat ediyorsun yani. Reklamımız yani bunu bir türlü yönetim bunun farkına varıp ciddi hamleler yapmadı. Ya bir de hocam şöyle bir şey var. Nuri abiye de buradan selam olsun. İstanbul'dan bizi izliyor. Urfa Spor'u çok seviyor. Şimdi diyor ki ben diyorum ki Tuzla düşer, o da demiş dönüşümlü sizi izliyorum diyor. Ben diyor kurban keseceğim Urfa düşmezse. İyi. Ama diyor Tuzla düşer diyorum. Ankara'daki diyor babalar gitsinler bir Gençler Birliği'ne bir çay içsinler. Tuzla başkanı diyor hafta arası Sakarya'ya çay içmeye gitti. Doğru. Hüseyin'im diyor. Bravo. Adam yazmış mesajı, bana mesajı adam atmış. Urfalı değil. Sadece sarı yeşil renklere gönderen mesajı atmış. Nuri abi. Peki. Selam olsun buradan Nuri abiye. Evet. Cumartesi günü maça tüm Şanlıurfa Spor yönetimini maça çağırın, maça gelsinler. Tüm kapıları açalım, taraftarlar o zaman akın akın gelir ve Şanlıurfa Spor'u destekleriz diyor. Salih 63, Salih Kaya. Evet, Gündoğdu ailesine selamlar, sevgiler. Şanlıurfa Spor'a başarılar, inşallah yeneriz. Kadir Gündoğdu kardeşimize de sevgiler buradan gönderiyoruz. Tahir Özgeliş abimiz de bir mesaj atmış, iyi yayınlar demiş. Tahir Özgeliş hocama da sevgi ve saygılarımı sunarken kısa bir aramız var, aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi hem Sayın Gürses çok dertli, Sayın hem Savaş çok dertli. Niçin dertli biliyor musunuz? Hepimizin tek bir şeyi var, Şanlıurfa Spor'umuzun iyi olması, düşmemesi yani. Eğer düşerse çok büyük sıkıntılar yaşayacağız yani. Gerçekten bu liglere çıkmak, bu liglerde mücadele etmek yani vallahi çok zor. İnanın. Sayın Savaş da özellikle çok dile getirdi. Sayın Gürses de dile getirdi. Bugün bu son haftalarda bizim 15-20 trilyon para harcamamız inanın 500 trilyona bedeldir. Bak inanın 500 trilyona bedeldir. Bu takım düştüğü zaman Şanlıurfa Spor'umuz 500 milyara bile çıkması, 500 trilyona bile çıkması çok zor. Yani böyle bir lig yani. Şanlıurfa Spor'umuz bunu daha önce başardı. Birinci lige çıktı, düştü. Ya bari şimdi önlem alsaydık. Bari bundan sonra önlem alsaydık bu takım düşmesin. Bak bugün yine kalktık, dayandık. Yine geldi son haftaya. Yine en potada yine Şanlıurfa Spor. Yani kimse vallahi bu takımın düşmesini istemiyor. Kimse bu takımın da düşmanı da değil. Ama bir çare olması lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu takımın kurtulması için. Yani niye bu sıkıntıları? Eğer iyi transfer, sevgili spor yorumcularımız dediği gibi bugün Süper Lig'den biz iyi 4-5 tane iyi sporcu alsaydık vallahi 13 kişiye bedel ya. 13 kişi alacağımıza 5 tane 6 tane alsaydık bize sonuç verseydi bunlar. Yani bize fayda verirdi. Bugün Gençler Birliği'nin siyahi futbolcularına baktığımız zaman ya bugün Tuzla'nın sporcularına baktığımız zaman ya Sakarya'nın siyahi futbolcularına, Kocaeli'nin siyahi futbolcularına baktığımız zaman vallahi gıptayla bakıyoruz ya. Niye biz bu duruma düşelim yani? 13 tane alacağımıza 5 tane düzgün Süper Lig'den topçu alsaydık ki o sözü de verdiniz bize. Başkan en başta bu sözü verdi bize. İyi futbolcu, Süper Lig'den futbolcu o sözü de verdi bize başkan. Ama yine düştüğümüz hallere bak. Ama ne olursa olsun şimdi yine kenetlenmemiz lazım bizim. İçeride ne olursa olsun önce Manisa'yı yenmemiz lazım. Vallahi içimizde bir his. Ben Adana'nın düşeceğini... Ben kendi tahminimi söylüyorum ha yani. Hislerim öyle. Bazen hislerimde yanılmıyorum. Ben Adana'nın düşeceğine ve birçok arkadaşımın da bana mesaj atıp %1 milyon Adana'nın düşeceğini söylüyorlar. Yani onların tabii görüşü ne kadar olur. Tabii biz gönül isterdik ki Tuzla'nın düşmesiydi. Vallahi ben Adana'nın da düşmesini istemezdim. Tuzla'nın düşmesini isterdim. Ama maalesef bu duruma geldik. Artık kim yani Urfa Spor düşmesin de kim düşerse düşsün. Evet. O pozisyona geldik Sayın Savaş. Evet buyurun. İsmail Bozkurt Yalova'dan Bozkurt, selam evet. gönderiyor. Evet biz de selamlarımızı İsmail evet. Bozkurt abimize gönderiyoruz. Yani gerçekten selamlar, sevgiler. Yani bu hafta gerçekten çok önemli. Evet. Yani her şeye rağmen biz çıkıp buradan 3 puan almamız ve beklememiz gerekiyor. Ben aslında ümitliyim. Ama benim sistemim az önceki biraz yönetime başkana sistemim
bu hafta bu hale gelmememiz de gerekiyordu yani. Son haftaya bu tabloyla, bu puan cetvenle Urfaspor'un gelmemesi gerekiyordu. Yani bugün sen Adana'ya gitmişsin, deplasmanda yenmişsin. Deplasman, evet. Burada 4 tane gol atmışsın. Evet. Adana bugün bizden daha iyi bir konumda. Yani evet. Sıra bakmayın. Sonuçta, sonuçta 35-36. Yani ben buna üzülüyorum. Evet. Şimdi sen de dediğin gibi az önce, yani biz doğru transferler yapmış olsaydık, yani bugün bu halde değildik. Yani ben baktığım zaman bu düşen 3 takım içerisinde Urfaspor'un evet. kadrosunu onlardan çok yetersiz buluyorum. Yani defans ağırlıklı, işte savaşan, mücadele eden ama top hakimiyeti, oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği olmayan bir takımımız var bizim. Ama son haftalarda takım toparladı yani. Ben bir tek toparladı yani. Bir tek Urfa'da Sakarya maçındaki Urfaspor'un ilk yarısındaki çok müthiş iyiydi. Çok oyunun iyiydi. Dışında ben sezon başından beri Kocaeli maçı. Kocaeli'de yine biz gol attıktan sonra çok iyi oynadık. Yani iyi oynadık ama bunu söylüyorum. Yani bir sezon boyunca iki maçta iyi futbol oynayaraktan sen burada varmamasın. Evet evet aynı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Yani Urfaspor'un genel kadrosunda bir yetersizlik var. Yani biz burada sezon devre arasında gerçekten istenilen transferler yapmış olsaydık biz bu pozisyonda olmazdık. Yani Urfaspor ne yapacağı belli değil. Yani güvenmiyorum ben şahsen. Yani neye güvenmiyorum? Kadroya güvenmiyorum. Neye güvenmiyorum? Oynanılan futbol, işte yönetimin maddi sıkıntısı hep böyle kafamda. Hep soru işareti, böyle korkuyla, her maça korkuyla. Ya düşünün yani ben maçı izlemediğim zaman vallahi telefonda açıp sonucu görmeye böyle tereddüt eden bir insanım yani. Çünkü takımımıza güvenmiyoruz. Takımımız yetersiz. Şimdi böyle bir çağrı da yapalım sevgili iş adamlarımıza buradan Hüseyin. İş adamlarımız var, evet. Dışarıda da var. Şimdi doğru, Bandırma Spor şu anda playoff için uğraşıyor değil mi? Tabii tabii, kesinlikle yani. Şimdi ben hafta içi ben Bandırma'dan görüştüm. Biz dedi yenmek için dedi elimizden gelen her şeyi var. Ben yalan yok, Şanlıurfa Spor için ben Bandırma'yı aradım. Yani görüştük. Yöneticilerle de ben görüştüm. Onlar da beni aradı. Dedi İsmail'im dedi, sen bizim eski futbolcumuzsun dedi. 2 yıl burada top oynadın, emek verdin. Urfa Spor'u ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bandırma Spor da senin bir ailen ama bunu bil ki Biz dedi deplasmanda Adana Spor'u yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz çünkü yıllardır dedi playoff'tan dönüyoruz Hüseyin. Evet. Doğru mu? Yıllardır playoff'ta Bandırma Spor kaybediyor. Ama dedi inşallah bu sefer dedi biz Adana Spor'u orada yenip dedi inşallah playoff'u garantileyeceğiz. Yani böyle yani bir düşünceleri var. Galip gelemiyorlardı. Ha, özellikle ben yani. Şanlıurfa Spor'umuz için görüştüm. Yani düşünceleri, tavırları evet. nedir diye. Dedi yani dedi bizim zaten dedi biz orada onları yenecek güçteyiz ve onlardan da iyiyiz dedi. Onlardan evet. iyiyiz. Biz çıkmak için her sene dedi zaten çok zaman gördünüz dedi. Biz playofflardan biz direkten döndük dedi. Bir kere finalde biliyorsunuz finalde elendiler. Evet. Tabii tabii. Hatırlıyorsun değil mi Hüseyin? Ama bu sene takımları çok iyi değil yani. Bu değil sene ya, daha önceki sene yani çok iyiydi. 4 oyuncu değiştiler, yönetimsel problemleri var. 5 haftadır galip gelemiyorlar. Bu hafta bir Keçiören'e, o da zorla yendiler. Yani durumları vahim yani. 5 haftadan da orada da maddi biraz sıkıntılar var. Yani buradan baksan 1, 2, 3, 6 ay maçını sayma. 4, 5, 6, 7 haftadır adamlar galip gelemiyordu. Bu hafta galip geldiler. Hani neyin playoff'u? Hani o biraz bize endişelendiriyor. Biz istiyoruz inşallah 3 atalar, 4 atalar da biz rahat bir nefes alalım ama ben biraz endişeliyim ama inşallah Rabbim yüzümüze bakar. Ne diyelim yani? Söylenecek bir şey yok. Yani gerçekten anda. Bandırma son haftalarda biraz forum düşüklüğü var. 7 haftadır götüler. Yani, evet yani. Evet Yusuf'u yani. Da getirdiler yine olmuyor yani. Para sıkıntısı çekiyorlar. Taner Taşkın geldi yine olmuyor. O gidiyor, bu geliyor, olmuyor yani. Para sıkıntısı da çekiyorlar yoksa yani. Yoksa Bandırma lider durumdaydı yani. İkinci tabii, çıkacak konumdaydı. Şimdi Hüseyin mesela Bandırma evet. Urfa'ya geldiği zaman burada 1-0 mağlup oldu. 1-0 mağlupken birbiri yakaladı değil mi? Evet. Yani buradaki oynadığı futbolu ben Eyüp, Göztepe'nin dışında evet.
en iyi futbolu oynayan, çok ayağına hakim olan Göztepe. Bandırma'yı diyorum. Bandırma. Yani burada müthiş bir takım gördüm ben. Dedim evet. ki bu takım burada iyi oynadılar. Bu takım her takımı yenebilir. Kadrosu çok iyi. Şimdi kadrosu çok iyi. Bir türlü olmadı. Ama maalesef hiç belli etmiyor. Ben bunu söylüyorum. Yani futbol hiç belli etmez. Evet. Yani biz burada Manisa'yı yenelim. Vallahi bakarsın ikisi de mağlup olabilir. Bir şey yani. Söyleyeyim. Vallahi nerede oluyor? Yani inşallah Allah'ınızı. Bak bugün Bandırma berabere kalsa biz yesek yine kurtuluyoruz. Evet. Yani düşünün. Tabii. Yani Bandırma'nın alacağı bir puan dahi oradan. Evet. Bizim burada galip gelsek. Bizim tabii, her tabii. şeye rağmen Manisa'yı yenmemiz lazım. Evet. Manisa'yı yenelim. Zaten diğer de takdir ilahi. Tabii. Zaten yenemezsek yani, işimiz zor evet. bizim. Takdir ilahi. Kendi maçımıza bakmalıyız. Evet. Kesinlikle. Biz bu maçı alalım. İş buraya geldi. Niye bu maç gelsin ki iş buraya? Yani. Bu maçı almak için de yönetim yani görevini yapsın artık. Evet. Son maçta da görevini yapsın. Bence de yani. Yani bir ses seda yok yani. Yani futbolcuların alacaklarını versinler. Yani bir son hamle bak şimdi düşünün. Bu da olabilir. Yani bugün Adana mağlup olur. Urfa Spor da burada mağlup olabilir. Bu sefer tabii. dizimize vururuz. Biz tedbirimizi alalım. Tabii aynı. Tabii. Katılıyorum Biz sana. Biz tedbirimizi alalım. Biz burada Manisa'yı yenmek için yönetim, teknik ekip olarak, taraftarlar yani olarak. Şehir olarak. Şehir olarak biz yani. Bu maça kilitlenelim. Türbinleri dolduralım. Az önce dediğim gibi bir mesajda. Yani gerekirse türbinleri kapılarını açalım. Cezayı da yiyelim. Türbinleri dolduralım. Yani ücretsiz olarak, pasoliksiz olarak herkes gelsin girsin. Ceza yiyelim abi. Aynen yiyelim yani. Yani bir 15 bin kişi, 20 bin kişi toplayalım. Bu maçı alalım. Evet aynen. Hadi geri takdir ilahi ne olur ne olmaz. Yani evet. biz görevimizi Sadece kendi göbeğimizi kesmemiz lazım. Kesinlikle biz bu maçı Tabii. alalım. Diğerine bakacağız. Yani futboldur her şey olabilir. Ama şimdi yani çok yerde şimdi hesap da vardır Hüseyin. Evet. Şimdi teşvik primleri de vardır mutlaka. Futbolun içinde ben sana söyleyeyim yani. Futbolun içinde yani. Vardır. Bu biraz da masa oyunları da var biliyorsun. Urfa'yı da sevmiyorlar. Yani Urfa'nın her zaman maalesef i̇şte mazlum. O yüzden biz dedik sona kalmayalım. Dostumuz yok yani. Evet, bugün yani. Çorum'a gitmişiz. Aramızda bir musibet yok. Ya burada sizi karşılamışız. Evet. Burada ikinci ligde maçlarımız oldu. Biz oraya geldik, siz geldiniz. Basın tribününe basıncılarınız geldi. Ya geçen yıldan belli Urfa valisiyle uğraştı tüm basın. Çorum basını. Salih Ayhan var, o var, bu var. Ya sizinki de var. Bırakın siz ya direkt şampiyon çıktınız. Şampiyon olmuşsunuz. Bizim şampiyon olmuşsunuz. Ya. Bırakın bu Urfa kıskançlığını yani. Urfa 3,5 milyon bir nüfusu var. Urfa'nın bir sürü değeri var. Mezopotamya'nın başkenti. Hani biz oralarla buralarla işimiz yok. Ama gelen taraftara birinci dakikadan Urfa kümeye yani bu hırs, bu şey ne oluyor yani Çorum biz şaşırdık yani. Biz çok üzgünüz. Orada sandalyeler atılmış, birinin burnu kırılmış, birinin kafası kırılmış. Cam kırık kırık o insanlar Urfa'ya geldi bu soğuk havada. Vay. Yahu yazık günahtır. Arkadaş bırakın aç gelmelerini. Bir de orada beklemişler şehrin girişinde. Yemek bile yemeden gitmişler. Kantin de yokmuş. Bir simit bile alamadan 90 dakikayı bitirmişler. Hemen otobüslere doluşmuşlar. Şehri terk etmek zorunda kalmışlar. Giderken de camları kırılıyor. Tabii artık 1-2 saat Çorum'u çıktıktan sonra yemek yiyor bu adamlar. Ya yazık günahtır. Yemin ediyorum futbol bu hale gelmemeli. Biz herkesi iyi karşılıyoruz. Urfa biri çıksın desin Urfa'da bir camımız kırıldı. Hadi hodri meydan. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Ahmet Spor olsun, Çorum Spor olsun, kim olursa olsun Sakarya Spor da geldi, o da geldi, bu da geldi. Biri desin bir camımız kırıldı ya. Elini kolunu sallaya sallaya geliyorsunuz. Arabalarınızı bile bizim arabaların yanına park edip stada giriyorsunuz. Ya biz bunu hak ettik mi ya? Ya Hüseyin burası peygamberler şehri. Cuma günü Sayın Buz'la beraberdik. Evet. Yani emin ol Almanya'da bazı dostlarımız sırf Urfa'ya hem burayı tarihi yerini hem peygamberler yani şehrini, turist alan bir kent. Bir de yani Urfa halkının bizler gibi insanlar ziyarete gelmişler. Evet aynı doğru. Yani övgülerle bahsediliyor, özlemle. Yani buraya gelen kim olursa olsun misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz ve git. Ya bugün ya bugün Manisa'dan yani Manisa'dan arıyorlar beni. Hem Urfa'yı burada görev yapmış, hem çok özlediğini, hem bizlere selam gönderiyor. Urfa Spor'a yani destek oluyorlar. Yani bakıyorsun,
Yani Peygamberler şehri gerçekten medeniyet şehri. Evet. Ama maalesef Urfa Spor'a olan düşmanlık Abba Lig'de de bunu görüyoruz. Yani kaç takım bir olmuş Urfa Spor'un düşürmesi. Daha önce düştüğümüz yani Eyüp Spor, Eyüp Spor ya. Ya sen sahanda Göztepe'den 3 tane 3-0 mı gol yedi? 3-0 evet. Ya Adana'da 10 kişi bakma sen... Yani sen geçen hafta geldin burada dişe diş tam kadro çıktın. Ya Adana'da bu niye öyle yaptın 10 kişi? Bu takımı birlikte düşürmek için elinden geleni yaptın. 10 kişi Adana'ya mağlup olduğunuz yok ben, bizim. Ben ya, bunu maalesef. Ben bunu unutmuyorum. Yazıyorum yani. Ya evet onu unutmuyorum. Yani Urfa Spor'un sahibi yok. Ya bu Urfa Spor'u yöneten kişiler bunun bilincine varmalı ya. Varmalı evet. Yani Urfa'nın dostu yok yok. Sen ya. Ona göre gardını alacaksın. Ona ya. Göre kadronu yapacaksın. Ya, ya, göre dostumuz yani, yok. Evet. Yani bundan sonra da Urfa Spor'un inşallah düşmeyiz. Urfa Spor'un başına gelecek insan kim olursa olsun parası olan gelsin. Parası olmayan bu takıma sahip çıkmasın, aday olmasın. Doğru. Yazık doğru. Ya nedir ya bu? Parayı verin ben yöneteyim. Vallahi iyi bir şey. Sana vereyim o zaman. Size vereyim siz yönetin. Her yani. Sene, her bir sene. Yok yani. İşte belediyelerden oradan buradan tamam takım. İllaki gelecek. Öyle tabii yani tamam. Olmazsa sen olmaz. O da illaki gelir yardım. İllaki yani. Yardım gelecek yani. Ama bu kadar da değil yani. Bu kadar da. Hüseyin Cihat Aslan 5 dakika dayanamadı. 88'de gol yemek ne demek? Evet. Gerekirse kart yerdim ama gol yemezdim. Hocam Cihat Hoca'ya yazarım bunu puan kaybını. Herkese selamlar Eczacı İbrahim kardeşimiz. Ben sezon böyle başında ben de ona yazdım. Yani 88. Evet. dakika ben burada biraz kendisini haklı görüyorum. Bir hoca biraz da oyunu okumalı. Hocam bak, şöyle. Burada, kusura bakma. Burada ben de biraz hocayı eleştiriyorum. Evet. Şimdi sen bir tane gol attın. 88. dakikaya evet. geldiğinden sen artık ön libero mu koyuyorsun? Sen artık dörtlü mü oynuyorsun? Beşli mi oynuyorsun? Aynen artık öyle. Orada gol yemeyeceksin kardeşim. Aynen bak 88. dakikada ya ben bir amatör maçta ben yine öndeyim. Ben yine bakıyorum dakikaya 3 dakika 5 dakika kalmış. Ben yine ona göre önlenme alıyorum. Kusura tabii. bakma. Tabii ki. Ben dün benim Birecik Belediyespor'la benim maçım vardı. 3-2 öndeydim ben. Evet. Ben defansı beşli yaptım. Son adamı da stoper dedim sarkak oyna. Düşen seken topları dedim tek oyna. Evet, aynen. Senin stoperlerin harika. Forvetleri alsın dedim. Boş kalan dedim. Sen boşta kal dedim. Yani toparla düşen oraya. Seken topları dedim dışarıya at dedim. Son 5 dakika. Yeminle sana söylüyorum bak. 3-2'de galip geldik dün. Odur. 17 liginde. Tuzla gidiyor zaman İşte geçiyor. Ben bu hocaya kızarım işte. 88. dakikada yani şimdi tamam her şey biz konuşuyoruz şey yapıyoruz ama ben vallahi burada Halil'e %1 milyon hak veriyorum. Sen orada önlem alacaksın abi. Ya burada ya işte 5 tane stoper. Şimdi önlemi nasıl alamıyor? Adam bugün de farklı bir hata yapıyor. Ben zoruma gidiyor yani. Her hafta bir hatası varsa olsun. Şöyle yapıyor 62'de Landel, Adem Eren değişti mi bu adam? 77'de Denik Valde, 82 Cumali Bek işte iş. Ya bak burada bunu gündeme getirmedik. Bak, kardeşim sağ olsun hatırlattı. Burada vallahi sen, evet. 1 milyon haklı yani. Sen burada ne yapıyorsun? 3 oyuncu değiştirdin. Oyuncu değiştirme hakkı yok ki önlem alsın adam. Adam sonu düşünmüyor ki. Demiyor yani ben skoru koruyayım. Adamın zaten 7-8 eksiği var. Hamle gücü Serkan Özbaltan'ın kesinlikle 0. 0 hamle. Ben bunu geçen hafta buradaki programda altı söyledim. Eksikleri var. Ya beni sorsam beni beğenmez. Hocası da beğenmez. Orada çalışanı da beğenmez. Böyle söyleyeyim yani. Sorsan hiçbiri beni beğenmez. Bu ne anlatıyor derler ama benim anlattıklarımı herkes üzerine imza atar. Ben geçen hafta dedim 7 eksikle 8 eksikleri var. Hiçbir hamle güçleri yok. Ona göre bir oyun planı hocanın kurması lazım. Oyuncu değişikliklerine dikkat etmesi lazım bizim açımızdan. Çünkü sen 62, 77, 87 değiştin mi? Daha oyuncu değiştiremezsin abi. Sen iki tane değişeceksin burada ki burada bir hak kalsın. Hak kalsın evet. Evet. Önce 2'yi koyacaksın sonra 1-2 koyarsın. Sonra bir tane saklarsın son dakika. 82 olmuş. Dakika için oynayabilirsin orada. Dakika için oynayacaksın aynen, tabii. Aynen. Topu götürüp İleride topu oyalama Urfalıların kanayan yarasıdır. Hangi takımımız 25 senedir Urfa Spor'u takip ediyoruz. Ne zaman topu alıp da korner diyeyim orada bir oyalama yapmışız. Bana bir kişi bunu çıksın anlatsın. Hangi hoca bunu yaptırttı? Gelen hepsini söylüyorum. Çıktığımız sene de dahil olmak üzere. Yok bizde bu olmaz. Bak Tuzla oyaladı topu götürdü sağa sola Bodrum. Kocaeli'de 3-0 yaptı. Kocaeli'de oyalıyor onu da izliyorduk zaman zaman ara ara. Ama biz onu yapmadık. Oyuncu değişiklikleri burada hata. Her yere hata. Dediğin gibi defansı beşlerim.
4-1 oynuyorsun. Gol lazım. Golü de bulmuşsun kardeşim. Evet. Tamam, gittim bir antraksiyona gitti. Şimdi sorsan diye ben yaptım ettim. Ama bu şekil değil. Yok, kusura bakma. Ben bu şekil orada, değil yani. Burada ben hocayı eleştiriyorum. Son da 88. dakikadan sonra 88'de gol mü yani? Sen önlemini alacaktın kardeşim. Adam, kusura bakma. Bana uzatma verdi. Sen önlemini ve idiğimiz golü de gördün. Bomboş adam. Defansın arkasında. Defansın arkasında bomboş adam çıktı. Stoper gol attı bana ya. Ya gitti gol attı stoper. Adamın stoperi bana gol attı. Yani ben orada... Tüm atlarıyla bastırmış. Zaten yaslandı da. Yaslanmış adam. Yaslanmışsan o zaman orayı sağlam edeceksin dediğin gibi. Yani bilmiyorum yani. Vallahi yani yazık, günah. Bu yani bu ben o puan kaybını kusura bakma ben hocaya yazıyorum gol, yani orada. Gol pozisyonda bak, gol pozisyondaki duruma bakın. 4 tane Urfa sporlunun arasından top geçiyor. Tabii. 4 kişi Semih'in arkasına düşüyor. Topa müdahale edemiyor. Aradan yani 4 kişi ya. Ha. Yani ona düştü kademeden. Bak, şimdi kademe biri olacak. Hadi düştü. Aldı, bak Cumali'yi aldı defansa destek olmak için. Örnek veriyorum defans ağırlığı, ama gerçekten katılıyorum. Ben yani bir perde oluştururum. Evet. Bak. Evet. Ya orta sahayı geçmem. Bir perde oluştururum. Aynen. Her geleni sağa sola vururum. Orada da zaman geçir. Ve zaman kalmış burada onda. Hatta Tuzla burada bizden bir puanı nasıl aldı biliyor musunuz? Yerden kalkmadan aldı. Sağa sola. Sağa sola oynadı. Aynen. Yani yerden kalkmadan aldılar. Yani biz burada hayati bir maçta hiçbir böyle futbolun bazı gerekliliklerini yerine getirmedik. Evet, bazı ne diyelim ona? Gerekliklerini yerine getiremiyoruz. Getiremedin. Yani ya yere düş kalkma. Vakit var mı? Kaleci düşsün. Yani şimdi sporcu düşsün. Yani bak bu maçta penaltı kaleci kurtarıyor. Düşünün abi yani. Orada Urfa Spor tamamen yani sirkelenmesi lazım. Gerçekten çok iyi moral motivasyon olarak penaltıyı kurtarmış kaleci. Evet aynen. Yani çok hırslı olması lazım. O son dakikalardaki maalesef adam almada, işte arkaya adam kaçırmada, golda çok pasif kaldı. Evet. Yani burada defansa tamam Cumali'yi aldı, ama bana göre bir kişi ileride bırakırdı Paşao'yu. Herkes tabii canım oluşturdu. Bence de ya yani, orayı. Aynen ya, şimdi düşünebiliyor musun abi, ben Barcelona'yı izlerdim. Ya maç cezalanın hemen çizgisinde oynanır. Evet. Ya belki 100 pas yapıyorlar. Çok pas yapıyorlar. Örnek veriyorum. Evet, cezalanı atıyorlar defans olduğu gibi. Yani Ya bir golsüz, de rakipte kimse yok hocam. Kanat yok, forvet yok, orta saha yok. Aynen. Rakipte sen bunu değerlendireceksin. Sen hoca değil misin ya? Sen hocasın, okuyacaksın bunu. Yapacaksın. Şimdi artık neyse, yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Artık sonra da kızıyor biri de eleştirdi kendisi. Geri dönüşümü yok Hüseyin, bu işin artık son haftaya dayandık. Biz yine son haftada olsa biz desteğimizi vereceğiz. Sevgili iş adamlarımız, ondan sonra taraftarlarımız, yönetim, hep birlikte bu hafta biz önce kendi maçımızı alalım. Allah'ın izniyle inşallah ligde kalırız. Adana veya Tuzla takılır. İnşallah hangisi düşerse düşsün, bizi de ilgilendirmiyor. Hangisi düşerse de düşsün. İnşallah umudumuz o artık. Yani Rabbim görüyor her şeyi. Hüseyin'im son sözleri alayım sana. Evet, tabii biz statta olacağız cumartesi, ama bir kulağımız gözümüzle tabii şeyde olacak. Adana'da ve Tuzla'daki maçta, ama ben Gençler Birliği'nden daha da umutluyum. 3 maçta 4'te değil mi bence? Evet, bütün maçlar 4'te alındı. Evet. Çünkü ben Gençler Birliği'nin maç karnesine baktığım zaman bugün inceledim. Gençler Birliği daha formda bir takım. Tek atıyor, 1 atıyor, 2-1, 1-0'la gidiyor, ama evet. Sinan Kaloğlu yapıyor. Ama yeriyor, inmiyor. Beceriyor. Ama Bandırma inişli çıkışlı bir grafik izli. Bandırma bu hafta iyiyse bir dahaki hafta olmuyor. Yok sahada böyle bir takım. Bandırmadan biraz endişelerim var, ama ben Gençler Birliği'ni daha çok böyle sanki Gençler Birliği daha iyi top oynayacak, böyle farka gidecek gibi bir hava seziyorum. Her ne kadar Tuzla takımı Adana takımının iki kat iyisi olsa da, bizden de iyi takım Tuzla kadro olarak, ama ben Gençler Birliği'nden umutluyum. İnşallah iki takım da yenilir, Adana'da Tuzla'da. Berabere kalsalar da biz yine galip gelmemiz lazım. Ne yapıp ne edip Levent Hoca da Manisa'ya geldi. Levent Devrim zaten. Evet, Devrim, evet. Evet, o da orada. Bakalım hayırlısı olsun. Urfa Spor'umuza başarılar diliyoruz.
Peki. Ne diyelim? Teşekkür ederim Sayın Gürses. Eyvallah. Evet Sayın Savaş, son sözler alayım. Aslında bu hafta cumartesi en kolay maç Urfaspor'un maçı. Evet. Bana göre. Yani bugün bir rakiplerimize nazaran. Evet. Adana, evet. Yani kolay bir rakibi kolay değil. Tuzla'nınki kolay değil. Manisa ligde kalmış, hiçbir ümidi yok ve bize göre en rahat bir maç Urfaspor'un. Evet. Yönetimin birlik beraberlik içerisinde maddi bir araya gelmesi çözüp, ve hocam, bu hafta her ne şekilde olursa olsun bütün alacaklarını, prim alacaklarını kastediyorum. Bunların ödenmesi ve bu maça kesinlikle borçsuz, sıkıntısız, stressiz, hatta ve hatta kusura bakmayın, yani yarından itibaren bu maddi sıkıntıyı çözmesi lazım. Aynen öyle. Yani ulusal kanalda işte bugün Hayri Baba'nın, Hayri Ülgen'in işte açıklama yapması, yani bu sporcuların böyle bir kamuoyuna basın açıklaması yapması falan Urfaspor açısından, Urfa açısından doğru bir şey değil. O yüzden yönetim olarak bütün alacaklarını temin etsinler ve bu maça da çok ciddi taraftar kitlesiyle çıkıp Urfaspor'un, evet, son maçındaki görevlerini yerine getirsinler. Ben ümitliyim. Biz görevimizi yapalım. Biz buradan 3 puan alalım. İnanıyorum ki yani Urfaspor bu ligde kalacak diye düşünüyorum. Benim sistemim kesinlikle bu seviyeye gelmemeliydi. Yönetime sistemim budur, sistemim. Yani bu son hafta Urfaspor puan cetvelinde bu yerde olmamalıydı. Evet. Peki Sayın Savaş, Sayın Gürses, teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızla renk kattınız. Düşünceleriniz hep birlikte gerçekten Urfaspor için olumlu. Sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet sevgili futbol severler, gerçekten ümidimiz, umudumuz Şanlıurfaspor'umuzun ligde kalması. Yine ben söylüyorum, hislerimde çok yanılmam, ya belki de yanılabilirim ama inşallah yanılmam. Bana göre bence Adanaspor düşecek ve Şanlıurfaspor'umuz kurtulacak Allah'ın izniyle. İnşallah öyle olur. Şanlıurfaspor'umuz da kurtulur. Programı kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrarı var. İzleyebilirsiniz. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.